gelmiş bana diyor ki hazır yufkayı almış marketten gelmiş. Onu sarmış, onu bile pişiremiş. İçine de şey çıkmış. Kadın bana diyor bir dinle bir sinir olmamış. Hayatımda yedin mi ki hiç? Necmettin Bey bugün eleştiri yapmaya başladı. Bana böyle sesini vık 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 çıkarmaya başladı. Ne oldu acaba Necmettin Bey? Bir rakip mi gördü acaba? Bu menünüzdeki seçimler gerçekten kafanız mı karışıyor? Çala kalem mi oluşturuyorsunuz? Kimseden fikir almıyor musunuz yardım? Şimdi Hacer'cim sana da söyleyeyim. Şimdi yoğurtlu köfteli bir çorba, yoğurtlu etli bir ara yemek mantığı. Üzerine de kuzu incik. Şeye ne gerek var yani hamur, et, yoğurt. Kendi işini de zorlaştırmışsın, menüyü de birazcık karıştırmışsın. Ya bir de patates püresinin yanında gene... Bu meyhane pilavı ikinci plana. Bugün meyhane pilavı yiyeceğiz. Bakacaksınız. Ha evet olacak. İkinci meyhane pilavımız olacak bu hafta. Yani meyhane pilavı böyle bir sürekli bir şeyin yanında geliyor. Gelir. Yani normalde de kebabın yanında falan da gelir. Patates ama ona patatesle ben yeterli. Gözlüklerinizin camı yok mu? Yok. Niye? Aa, niye taktın o zaman? Ya bakayım. Gözünün camı yok. Niye? Şov, şekil şov, olsun. Şov, şov. Evet, şov. Şov. Şov açıldı. Herkes bir şey takıyor diyor. Ben de diyor gözlük takıyor. Biri şapka takıyor. Biri bilmem ne yapıyor. Siz de şapka takıyorsunuz. Ben gözlük takıyorum. Gözlük ama gözlük değil o. Çerçeve. Çerçeve. Çerçeve taktınız. Bu da bir aksesuar. Ne yazık ki çerçeve değil. Sonuçta o da bir resim aksesuar. Arıyoruz. Efendim? Sonuçta bir aksesuar yani. Aksesuar yakışmış çocuğa be. Bebeğim genç. Ayşe Hanım'a krema yapıp getirdim onu sormak istiyorum. Ve tadına bakmak de, istiyorum. O kaynadı bir bakalım. Kesinlikle tadına bakmak istiyorum. Sen mi yaptın Ayşe? Evet ben yaptım. Açabilir miyiz? Açabilir. Şey şu kremanın tadına bakabilir miyiz? Sonra bakarsalar çok daha iyi olur ama ben... Tamam. Çek bir göster tipine bir bakalım. Evet belki kadın yarışması yap benim yemeğimde... Aha, alabilir mı? Miyim ben onu? Ama bu krema mı? Şu an sabah yapıldığı için evden getirdim. Dolapta beklemesi gerekiyor onun. Bu krema. Evet krema tadından bakabilirsiniz. Şimdi durun. Evet, şöyle bakın. Bir daha bakayım. Ha, gözünü çıkar, gözümü çıkar, de çıkarayım evet. Bir daha bakayım sabah yani. Sabah kalktım hemen yani yaptım ama sıcak olduğu için mecburen. Biraz fazla sıvı olmuş sanki. Buyurun kaşıkla. Ama o kremadır galiba. Özür dilerim. Aklıma boza geldi. Ne zamandır boza içmiyorum. Pişmeye başladıkça yoğunlaşacak o zaman. Ne koydunuz bunun işine Ayşe Hanım? Aynı söylediklerimin aynısını koyduk. Krema mıydı tarif bu? Verir misin? Krema olacak. Yani tekrar işte olacak. Krema oluyor. Yani şöyle Zuhal Hanım. Efendim bu seneki umut vadeden krema süt ödülünü buraya veriyor. Zuhal Hanım gelecekte çok iyi bir krema olacak. Donması gerekiyor ya. Gerçekten donması. Bir saniye ver bakayım ne kokuyor. Bence ben bir hiçbir şey kokmuyor. Sadece karışım o da tadına bakmadım. Yumurta var, bir saniye. Un var. Osman geldi aklıma. Ha hoy. Tutkal gibi bir koku var şimdi. Tutkal koymuş galiba. Hayır hiçbir şey kokmuyor. İçinde yumurta ne varmış Ayşe Hanım? Yumurta var, başka un kokusudur. Bu sütler, hazır sütler, yağsız olduğu için peki çok az ya. Peki şimdi onu buzluğuna koyalım. İçinde süt olmayan tamam. Bir şeye krema koyamam. Bakalım, kalsın yarına bile. Zaman çorbalarda krema olacak. Ha, pişecek yani, bu. Tabii pişerek. Niye bu. Niye pişerek getirmedin? Pişirirseniz çok sertleşir bu çünkü çorbada şey olacak. Ya biz krema bekliyorduk, sen şimdi karışımlı getir. Yani krep hamuru gibi bir şey getir. Çorba kreması bu, şey kreması değil. Pasta kreması. Ama bu krema olmuyor ki. Sen şimdi geçen gün... Çorba kreması bu. İyi gerçekten. De. Bizim kullandığımız da pasta kreması değil biliyorsunuz. Ya internetten krema. Gerçek bakın açın. Bakın gerçekten ne koyduğuna peki bunu pişirmemiz aynı mi gerekiyor? Aynı şekilde yapıyorum. Pişecek mi? Tamam ya. Pişirelim bugün. Olur mu? Çok ve kremaya dönüşüp bugün dönüşmedi bugün pişirelim ve bakalım biz evet. Ona. Bakalım yani. Şu buyurun kapağını vereyim size. Efendim? İçinde un olduğu için pişince bir katılaşacak. Yani un olduğu için evet. Pişince katılacak. Evet. Tabii doğal olarak evet. Mantık yani teknik olarak da. Yani biz sen bayağı krema yapıp getireceksin diye zannetmiştik. Yani o hazır kremalar gibi katı olmuyor bizim hani şey kremalarımız, evde yapma kremalarımız. Tabii ki ama tadı ve şeyi aynı oluyor. Onun içine bir sürü oluyor. Şey koyuyorlar. Piştiği için yani bu pişmemiş hali. Tamam şey, bugün anladım. Bize pişirirsiniz tamam. Ayşe Hanım. Pişiririz, kremamız yoğunlaşacak yani. Ayşe Hanım kremayı getirmeseydi keşke. Gerçekten çok kötüydü. Kremayı da getirmiş resmen krema değil böyle süt reçeli gibi bir kıvamı vardı. Hiç hoş bir görüntü değildi o da. Ayşe Hanım aşçı olduğunu söylüyor ama baştan beri söylüyorum. Ayşe Hanım bir aşçı değil. O da bir krema değildi. Çorba terbiyesini bize krema olarak yutturmaya çalıştı ama olmadı. Salata geliyor. Tencerede salata. Çorba terbiyesi getirmişsiniz ya resmen. Tencerenin içinde daha salata pişirip... yiyeceğiz. Arkadaş izin verirse şu anda bile pişirip gösterebilirim. Kabım küçük olduğu için doğradım. Karıştırmak daha iyi sosu geçsin diye elimle eldiven takarak harmanlamak istedim. Bizim istedi. Şeyler var karıştırma. Ay biz artık eldiven takın yani. Salataya da elinizi ben daldırmayın. Ben de ona dikkatli baktım. Evet yani, eldiven taktım. Eldiven taktım eldiven. Ama niye tencerede karıştırıyorsunuz? Salata karıştırma kaplarımız var. Bayan hijyen ya kendileri. Bir de bayan benim hijyen. Günümde
Elimizle mi doğradınız? Bıçakla eldiven mı? Eldiven taktım, eldiven. Ayşe diyor ki ben şu 2 dakika şurada kremayı pişirebilir miyim ocakta bir mahsul yoksa diyor. Bugün benim mutfağıma çok oynanıyor ya. Yani sen bilirsin. Pişirmeden ben sizin, getirmiş. Ben, sen izin verirsen verirsin. Niye pişirmediniz? Sana... Krema pişirmeden olur mu? Ama sıcağıyla pişerken kıvam alacak o kendisi yavaş pişerken yavaş. Pişerken kıvam almaz o. Çünkü içine un koymuşsunuz. Alır. Sarısını mı koydunuz? Ben dün biraz araştırdım krema evet, nasıl yapılıyor. İki tane sarı koydum. Ama burada dediniz sen ki... Sen keşke pişirseydin, dolaba atsaydın. Tereyağı, o şekilde de sarısı, dondurup bize getirseydin. Ayşe Hanım size bir şey yani söyleyebilir miyim? Bu karışım... bir krema değil. Bu bir terbiye. Öğreteyim. Tamam ama krema. Bakın bu bir açın internete. Bu bir çorba terbiyesi. Krema nasıl yapılıyor? Krema ama bakın, değil lütfen. Ben pasta kremasından lütfen, bahsetmedim lütfen. Ki pastaya koyulan ben krema pasta kremasından yani bayağı krep hamuru gibi bir şey. Süt, yumurta, un... Azıcık da şeker koyun, krema hamuru. Biraz limon sıkın, bir çorba şey terbiyesi ya da. Bu. Zuhal Hanım ben çorba ama şimdi sen krema diye bahsettim. Sorunca... Bakın çorba kreması. Ama terbiye hazır bence de. Hazır koydu diye dedim. Peki hazır. Bir şey soracağım. Pişirip getirseydiniz yine bu sıvı hale gelir miydi? Belli bir zaman sonra bir tekrar sıvılaşıyor mu? Bu krema olmaz. Olur ya pişen şey. İşte onun için diyorum. Keşke pişirip getirseydin. Ben de onu net hazır halde akşamdan olurdu. Pişireydin veya sabah pişirseydin bir kaba saklama kaplarına vakumlu koysaydın muhafaza ederdi o formunu. Yani keşke gerçekten öyle. Yani şimdi kadın böyle... da haklı. Şimdi orada ana yemek servisi yapacak. Sen kesinlikle. Bir köşede şey mi karıştıracaksın? Ben de olsam ben de izin vermem. Ama haklı kesinlikle yani. Gerçekten ama eğer siz şey bunu gerçekten ortaya. Biliyorsanız keşke krema, bildiğiniz kremayı yapsaydınız. Krema peki Ayşe sen bunu buraya bu şekilde getirirken böyle tepkiler alacağını düşünemedin mi? Ne bu şimdi? Ama ben bunu yani, götüreceğim demeyecekler mi bu nasıl krema diye? Akşamdan pişirmek istedim. Ondan sonra dedim şey hani çok katılaşır durdukça daha çok katılaşacaktı bu. Olsun tadardı. Sonuçta krema yani, mı değil mi? Herkes internetten açıp bakabilir. Tamam, çorba, krema, Zuhal Hanım inanın ben kremayı getirdiğini süt, duyunca yani başka bir şey Ayşe Hanım yani. Kremayı getirdiğinizi duyunca kendi kendime tebrik ediyorum dedim. Kadın yapmış. İnşallah yapmıştır da dedim. Yapma kremanın yani. Tadına bakarım ama maalesef yapamamışsınız. Ya o bir olsam. Çorba terbiyesi Ayşe Hanım. Evet. Öğreteyim size zaten aşçı değilim ama. Zaten krema da terbiye ya krema yani. Krema bu. Terbiye krema değildir. Krema bir aromadır. Krema. Aroma. Kıvamı kokusu şey gibi pişirince krema çırpınca da sanki mayoneze dönecekmiş tutkal gibi. Tutkal tadı geliyor. Tutkal şey kokusu var ya içinde. Şimdi bu şekilde getirsen kimse bunu takdir ederse evet. Ki krema diye. Yani Zuhal yani. Hanım bu kadar konuşuyorum ama sırf krema vardı. Yüzünden benim çorbama puan vermedi. Hazır krema kullanmışsınız diye benim puanımı kesti. Evet. Olmamış dedi. Ben bugün gerçekten ısrarla iyi bir krema getirmesini bekledim ama İstersen henüz yok kremanız da olmamış. Öyle. Keşke getirmeseydi yani. Yani krema bu şekil oldu. Yani un, süt başka bir şey yok yani kremanın içinde. Bu bahçe salata. Bahçesi. Hangi bahçenin salatası? Market bahçesi mi? Sera bahçesi. Veya bahçedeki bütün yeşillikler. 4 gündür vurguluyordu aslında. Böyle bir yeşilliğin içerisinde çeri domates, salatalık, evet. Peynir özellikle. Peyniri Akdeniz salatasından bekledi. Oo. Ben Akdeniz salatasında bekledim ama... Thank you.